Hamit Olgun Coşkun Tuna. Üniversite imtihanlarına girdik. Eczacılığı kazandım ve öyle girdim. Eski Beykoz'dan şimdiki Beykoz çok farklı. Biz eskiden Beykoz'u biz yaşadık. Deniz olsun, Beykoz'un korusu olsun, hepsini biz yaşadık. Biz de canımız canımız istediği zaman balık tutardık, çıkardık, balık tutar yerdik. Şimdi öyle, şimdi yok öyle bir şey. Sonra biz biliyorsunuz sporcuyuz. Ben hem Beykoz'da genç takımda top oynuyordum hem de yüzücüydüm. Onun için hiç şimdi bunlar yok zaten. Biz Kırşehirliyiz. Ben 1947'de doğdum. Rahmetli babam Kırşehir'de ilçe eğitim müdürüydü. Ondan sonra o zaman işte Millet Partisi vardı. Millet Partisi'ni tutuyor diye sürdüler. Biz de Beykoz'a geldik. Beykoz'da babamın amcasının yalısı var. Hemen birinci yalı. O yalıya geldik. 30 sene o yalıda oturduk. Orada büyüdük. Spor olarak, yüzme olarak her şeyi orada yaptık. Yani Beykoz olarak Beykoz'u yaşayanlardan biriyiz. Üniversitede okurken başka aynı sınıfta okuyan başka bir kız arkadaşımla evlendim. İki tane kızım var. Kızlarımdan büyüğü Amerika'da Chicago Üniversitesi'nde profesör. Küçük de İstanbul'da iki üniversite bitirdi. Yani öyle işte. Şimdikinden hiç alakası yok. Çok iyiydi. İnsanlar birbirlerini severdi. Eskilerden biz birkaç kişiyi gördüğümüz zaman bile böyle tüylerimiz diken diken oluyor. Şu an öyle bir şey yok. Çocukluk döneminden rahmetli Galatasaray'ın kaleci Nihat vardı bizim. O vardı. Ahmet, yüzücü Ahmet. Ondan sonra kürekçi Osman. Bizim arkadaşlarımız böyleydik. Biz bunlarla beraberdik. Her zaman aynı şeyleri yapardık. Bir yere gideceğimiz zaman sinema bile olsa hep beraber gider gelirdik. Herkes zaten bu söylediğim isimler hep sporcuydu. Böyle ayrı bölümleri ayrı insanlarıydı. Onun için yani şu an öyle bir şey yok zaten. Çünkü bizim yaşadığımız zamanlar biz tabii olarak Beykoz'u yaşadık. Her şeyin en kralını yaşadık. Yani paranın pulun geçmediği zamanları yaşadık.
Şimdi öyle değil. Şimdi bakıyorsun insanlar hiç birbirlerine merhaba bile demiyorlar. Onun için hiçbir şey demek istemiyorum valla. Ama bizim yaşadığımız zamanki Beykoz süperdi. Biz yüzüyorduk. Yüzmek için mesela yüzme yarışı adada oluyordu. Adaya götürmek için para lazım. Rahmetli babam benim para verirdi. Beykoz kulübü biz oraya yüzmeye giderdik. Şimdi öyle bir şeyler yok. Benim rahmetli babam da ilçe eğitim müdürüydü Beykoz'da. Ama şu an öyle bir şey yok maalesef. Beykoz böyle yer olarak çok farklı bir yer. Yani Boğaz'ın en güzel yeri hemen hemen. En güzel yeri. Hiç ötesi yok. Bunun başka bir şekli yok. Ülkelerle ben iyi kötü her tarafa gittim geldim. Ama kıyaslamaya kalkarsak bizim ülkemiz gibi bir yer yok. Böyle bir yer zaten dünyada yok. Bunun ötesi yok. Dışarıda yemek yiyecek şey bulamıyorsunuz. Ama bizim bir ülkemizde birisinin yanına gidip de bana yemek ver desem verir. Orada öyle bir şey yok. Merhaba bile demiyor insanlar. Bizim hiç orayla şeyimizi ben yan yana getirmiyorum. Tek kalem. Türkiye tektir yani. Bunun ötesi yok. Şimdi her şey Allah'a bağlı. Ne yaparsa yapsın, ne isterse yapsın, ne yaparsa yapsın yukarıda Allah var. Ondan alak ama onun dışında bir numaralı olarak sigarayı içmemeleri lazım. Sigarayı hiç sıfır olarak kaldırmaları lazım. Bir de yeme içmelerine çok dikkat etmeleri lazım. Bir de biraz spor yapmak lazım. Kaleci Nihat, kürekçi Osman, yüzücü Ahmet, bunlar hep beraber olduğumuz insanlardı. Beykoz takımıydık, para pul yoktu. Yani bir şey olsun diye söylemiyorum, o Ahmet'in babası sağ olsun bize para verirdi, yüzme yarışlarına giderdik. Öyleydi yani, durumlar öyleydi. Şimdi yok öyle şeyler artık. Tabii yani destekten ziyade işte Beykoz olarak Beykoz ayakta kalsın diye uğraşırlardı. O şekilde uğraştık yani. Eski Beykoz kalktı, her yer ev doldu, her yer apartman doldu. Onun için hiç söyleyecek bir şey yok yani. Evet, biz mesela eskiden Şahinkaya'ya çıkardık, kuş tutardık, saka tutardık, saka fulurya tutardık. 20 tane saka fulurya'nın bir tanesine Eminönü'nden o kuşçuların olduğu yerden 20 tanesini verip bir tane kafes alırdık. Ama şimdi artık o bile kalktı, yok artık. Oralar hep kayboldu.
söylemek istediğim tek şey var. Hemen hemen Türkiye'nin ve İstanbul'un en güzel yerinin Beykoz olduğunu söylemek isterim. Her bakımdan çok güzel. İnsanlar olarak, yaşayanlar olarak, eskileri söylüyorum, süper. Ama şu an her şey değişti. Hiç kimse kimseyi tanımıyor. Beykoz'un şekli değişti zaten. Eskiden o fabrikalar vardı zaten. Tabii şimdi Beykoz'da bir fabrika falan kalmadı. Kapandı hepsi gitti yani yok. Beykoz zaten Beykoz dendiği zaman Beykoz'da orada çalışan insanlar Beykoz'da oturuyorlardı, yaşıyorlardı. Beykoz oydu ama şu an öyle bir şey yok. Yani benim belediye başkanıma Allah razı olsun teşekkür ediyorum. Bize böyle bir şey yaptırdığı için sağ olsun. Her zaman iş olarak bize bir şey düşerse yanındayız, merak etmesin.